Bu sezonda gerçekten de harcanan paralara yani fayda maliyet diye bakarsak o açıdan maliyet düşük faydası yüksek bir yapı oluştuğunu söyleyebiliriz. Bakalım bu sene ne olacak ama tabii bu hep elin yüreğinde gidebilmek çok kolay bir iş değil. Yani. Peki, o zaman Trabzonspor böyle... taraftarına da bir şekilde bu noktada sabır dileyim yani hep elin yüreğinde çünkü. Doğru. Bölge değiştirmeyelim. Trabzonsporla devam edelim. <laughs> Madem Trabzonspor'u konuştuk Şuradan 135 kilometre gidelim tamamdır Trabzon ee, yani. Yani <laughs> çok da uzak değil açıkçası. Aynen yani. öyledir. <laughs> ee, şimdi Abdullah Avcı ile ilgili yani ilginç bir istatistik var açıkçası. Trabzonspor Abdullah Avcı ile hep 7 haftalık daha doğrusu Abdullah Avcı'nın hem göreve geldiği zaman olsun hem geçen sezon olsun. Tabi geçen sezon iyi başlayan bir takım var ama hep galibiyet serisi yakalamış Trabzonspor. Şimdi de tam o noktaya geldi yine Trabzonspor milli ara var. Tabii milli aradan önce Kızıl Yıldız ve üzerine Gaziantep Futbol Kulübü galibiyetleri. Abdullah Avcı'nın da ilginç bir şekilde, bu ilginç bir şekilde kısmına parantez açmak istiyorum yani. Tartışıldığı bir döneme denk geldi. Hatta basın toplantısından sonra hocaya da sordular. Ee, hoca da dedi ki yani Kızıl Yıldız maçından sonraydı galiba. Yani dedi benim daha yapacağım çok şey var. Hani bu söylentiler nasıl çıkıyor anlamıyorum dedi. Trabzonspor için e, önemli oldu. iki galibet. Hayri Beşer, Abdullah Avcı'nın bundan sonraki için e, gidişatı ya da yol haritası sizce nedir? Şimdi Abdullah Avcı bir takımın başına getirdiğiniz zaman bir projeyi transfer ettiğiniz teknik adamlardan bir tanesidir böyle bakılmalı bir defa. Yani ben bir teknik adam getirdim. işte bununla şampiyon olacağım. Bununla kupalar kazanacağım gibi sadece sonuç odaklı değil bir proje olarak düşünmeniz gerekir. Şimdi Abdullah Avcı'nın background'una bakınca gördüğümüz bu. Dolayısıyla şu aşamada bu tür şeylerin konuşulması, tartışılması bizim futbol kültürümüzü özgü bir durum olsa da bence doğru değil. Hani Abdullah Avcı'nın oynattığı futboldan, tercihlerinden memnuniyet duymayabiliriz eleştirebiliriz de. Bu eleştirileri de zaman zaman yapıyoruz zaten ama bunlar eleştiri düzeyinde kalmalı. Bunlar bir teknik adamı getirmek, götürmek düzeyinde hiçbir zaman cereyan etmemeli. Yani bu şeyden, bu fasit daireden çıkmamız lazım. Yani Trabzon'da yakıcı bir camiadır. Yerel medyanın etkisi, taraftarın olaya bakış açısı e, her zaman e, biraz fazlasıyla yakıcıdır. Bunu Doğru. da bilmek gerekiyor. Şimdi ben e, Abdullah Avcı Trabzon birlikteliğinde şunu gördüm. Sanki e, Trabzon camiası Abdullah Avcı'yı anladı. Abdullah Avcı'yı anladı. Abdullah Avcı'yı kavradı hatta benimsedi. Yani Abdullah Avcı'nın tarzından bahsediyorum aslında. Ama bu Yani sene için onun için aynısı geçerli mi yani? Değil, yani şampiyon o... bir teknik adam bu kadar kısa sürede değil mi konuşulması istifa şöyle, edecek mi? Şöyle yani aslında şimdi Trabzonspor camiasının, Trabzon kültürünün Futboldan anladığı şey, futboldan istediği şeyle Trabzonspor'un şu anda verdikleri örtüşmüyor. Bu bir hakikat. Trabzonspor futbol severi, Trabzonspor taraftarı futbolu çok başka türlü anlar. Yani Abdullah Avcı aslında e, Trabzonspor camiasına, taraftarına hitap eden bir teknik adam profili değil. Oynattığı futbol itibariyle söylüyorum. Yani kalitesinden bahsetmiyorum, tarzdan bahsediyorum. Kostümden bahsediyorum. Bu arada... Kırmızı gelecek az sonra orada da resmi skoru veririz ama e, Filenin Sultanları kadınlar dünya şampiyonasında maalesef ilk ma maçta grup maçında Tayland'a 3-2 mağlup oldu. İlk seti kazanmıştık 25-17 ile. ikinci seti 31-29 Tayland kazandı. Üçüncü seti 25-22 kazandık. 2-1 öne geçtik ama sonrasında 25-19, 2-2'ye geldi setler ve 15-13'te son set skoru maalesef ilk maçta Tayland'a boyun eğdik diyelim ama e, grup maçları tabi bunun telafisi olabilir. Ee, geçmiş olsun diyelim biz de Filenin Sultanları'na şu anda e, kırmızı olarak da ekrana yansıdı e, başladı görüyorsunuz zaten diyelim ama e, yani bundan sonra da grupta oynayacağımız maçlar olacak. Bu e, skorun telafisini yapmak elimizde. Ya i̇nşallah yaparız. Yani güzel bir haber keşfettik. Daha değil, önce sende. yenmiştik e, Taylan Milletler Tayland'ı Ligi Milletler Ligi'nde, Milletler yendik etmiştik. burada 3-1. E, bu yenilgi benim için sürpriz oldu biraz. Üstelik de biz seyrederken 2-1 öndeydik setlerde. Evet. Ama biz çıktıktan sonra olmuş ne olduysa kalsaydık keşke. Filenin <laughs> sultanlarına gü e, güveniyoruz yani. Bundan sonra <laughs> maçlarda e, durumu lehimize çeviririz diye ben de düşünüyorum diyelim. Ve son altı maçı bu arada e, bilgide geldi. Tayland'a karşı kazanmışız e, ama bugün mağlup olduk. İşte onun için dedim. Kötü oldu ama telafisi var o tesellimiz olsun. Bizim milli takım her şeyi yapmaya namzet potansiyelde bir takım. Bazen böyle beklenmedik sonuçlar alıyor. Yani bunu dünya şampiyonalarında falan da gördük. Umarız yollarına devam yani iyi, ederler. İyi savunma yapan bir takım Tayland takımı. İyi savunmasını geçemezsek e, ve ön alanda e, hücum ederken orta alan ucumcularının iyi olduğu bir takım. Yani oralarda işte sıkıntı yaşadığın anda e, yani sonaki, onlar da iyi takım çünkü sonuçta. E, yani. Maçta da 3 gün sonra 27'sine Güney Kore ile oynayacağız. Ee, Güney Kore'yi herhalde bir sürpriz olmazsa mağlup edeceğimizi düşünüyorum <laughs> ama olimpiyatlarda çok kalp kırıcı bir mağlubiyet evet, almıştık Güney evet. Kore'ye karşı hala o mağlubiyet aklımızda. Ee, Uluslar Ligi e, Milletler Ligi'nde mağlup ettik ee, i̇şte Güney Kore'yi. Biz da mağlup etmiştik yani. Evet, i̇nşallah. inşallah e, dileyelim inşallah e, burada bu da kazanır. İnşallah telafi ederler yani i̇nşallah sonucu. diyelim. Şimdi Trabzon durumuna gelirsek yani Trabzon Abdullah Avcı'yı kavradı demekten kastım şu. Trabzon spor e, temelde savunma yapmakla ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşıyordu işte Ünal Hoca döneminde sonraki dönemlerde bunları hep yaşadı. Öne geçen, skoru koruyamayan, savunma prensipleri konusunda sıkıntıları olan, yani alanı efektif kullanamayan bu anlamda sıkıntılar oluyordu Trabzonspor. Abdullah Hoca geldi bunları örttü, bunları giderdi ve bu da hocaya çok ciddi kredi açtı Çünkü bu bir bıtkınlığa dönüşmüştü Trabzon'da öne geçip kazanamadığı maçların işte şeyi istatistiği 32 puan olarak yansıdıydı bir sezon bu müthiş bir şey Bunun bıtkınlığı vardı aslında hoca için bu bir şeydi bu bir krediydi Aslında buradan O yüzden de bu birliktelik çok sağlıklı yürüdü ve Trabzon camiası için şampiyonluk altı gelmesi gereken bir şeydi yani o vuslatın gerçekleşmesi gerekiyordu ve Trabzonspor şampiyonluğa dayalı bir kadro kurdu geçtiğimiz sezon ve hedefine ulaştı. Benim anladığım şu. Trabzonspor şampiyonluğa dayalı kadro kurduktan sonra artık geleceğini planlamaya koyulmak istedi. Fakat galiba o transfer dönemini çok da iyi geçiremediler. Yani alınan oyuncuların kalitesi itibariyle değil, zamanlama açısından. Şimdi Trabzonspor şampiyon oldu. O susamıştık giderildi. Bundan sonra Trabzonspor ne yapacak? Bir yeniden yapılanma, hani çok ezber bir ifade ama kullanmak durumundayım. Bir yeniden yapılanma, bir kurulum sürecine girecek. Daha dinamik bir takıma dönüşecek. Daha efektif ve daha enerjik oynayan da bir takıma dönüşmek durumunda. Abdullah Hoca da bunu görüyor. Yani Abdullah Hoca kendi tarzının İlelebe Trabzon'da makes bulmayacağının farkında. O anlamda kendini yenilemeye çalışıyor belki. Öbür taraftan Jesus ve Valeren İsmail Ligi provoke ediyorlar. Tempo anlamında bu iyi bir şey. Şimdi bu aradaki sanki geçişi yapmakta zorlandı Abdullah Hoca ve Trabzonspor. Niçin? Bir transferler zamanında gelmedi. İki, e, hocanın tarzı değil bu. Yani hoca bu tarza da tam uyum sağlayabilecek bu kadar değişim yapamazdı. Mesela Başakşehir kadroları da çok fazla değişmezdi yani. Şimdi o, yani o hızlı futbol şimdi Trabzonspor'un bazı maçlarda işte Atıyorum topu rakibe çok fazla verdiğini gördük. Ya da orta sahayı bypass ederek oynamaya çalıştığını gördük. Ve bunu işte e, henüz 3 gün önce transfer edilen oyuncularla yerine göre yapmaya çalıştığını gördük. Ve kadronun e, çok önemli oyuncuların 7-8'inin olmadığı ilk 11'lerle çıktığını gördük. Kadron Spor'un oynadığı maçlar ekranda bu esnada. Şimdi buradan bakınca yani kaybedilen puanlar, futbol anlamında yaşanan patinaj çok... Şey değil, çok şaşırtıcı değil ama Trabzonspor e, bundan sonraki süreçte toparlanır, yine ligi sürklase eder, o Trabzon camiasının istediği oyun ortaya çıkar. Bu sorunun cevabını vermek için erken olduğunu düşünüyorum. Bundan çok emin değilim açıkçası. Çünkü Trabzonspor Abdullah Avcı ile birlikte, belki de Abdullah Avcı ilk defa bu kadar savunma problemleri yaşıyor. Trabzonspor kalesinde çok fazla gol görüyor belki artı bir avarajı vardır Trabzonspor'un ancak. Şimdi Trabzonspor belki çok fazla gol üretmezdi ya da Abdullah Avcı takımları ama kalesinde çok az gol görürdü. Trabzon Şu anda başka bir tabloyla karşı artı karşıyayız. Artı bir, 11 atıp 10 gol yemiş Trabzonspor. Ve şunu görüyoruz. Fenerbahçe'den örnek vermeye çalıştım. Trabzonspor, Fenerbahçe kadar rakip ceza sahasında aksiyon üreten bir takım. Rakip kaleyi bulan, şutlar atan bir takım. Ama çerçeveyi bulma, daha doğrusu kaleciyi geçme konusunda çok başarılı değil. Şu aranın e, Trabzonspor'un da lehine olacağını düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor e, saymaya çalıştığım bu hususlar dışında hakikaten çok ciddi talihsizliklere maruz kaldı. Sakatlıklar e, sakatlığı, onu takip eden diğer sakatlıklar vesaire. Bunları aşabilmesi lazım. Çok kariyerli, çok kaliteli bir stoper transfer etti Bartra ama e, temaslı oyunda e, zaman zaman e, işte hamlelerde onun da pozisyon hataları olabiliyor. Artısı eksisi olarak bakıldığında orada da bir tedirginlik söz konusu. İşte Vitor Hugo geçtiğimiz sezonki ki Vitor Hugo değil belki de geçtiğimiz sezonun en iyi ilk üç stoperinden bir tanesiydi bu sezon o kıvamda değil. Abdullah Hoca zaten yavaş zaman zaman Vansfield'e değiştiriyor. Evet yani bunları görüyoruz. Şimdi Hamşik'in dönüşü sevindirici. Ee, ama öbür taraftan işte Trezegen'in bir takım oyuncusu olabilmek. Bakemin'in gölgesinden çıkarak kendisiyle kavga eden değil takımı için üreten ve o atletik özelliklerini de takımın hizmetine özgüvenli bir şekilde sunan bir oyuncu olması gerekiyor. Yani şunu görüyorum ben Trabzonspor'da. Bireysel anlamında çok çok formda diyebileceğim oyuncu sayısı çok az. Kaleci Uğurcan dahil. Yani şu oyuncu çok iyi diyebileceğim isim aradığım zaman çok bulamıyorum. Öbür taraftan takımın oyununda da bir oturmuşluk göremiyorum. Yani iki taraftan da şu anda eksi yazıyor Trabzonspor'a. Bu eksiye rağmen yine de takım kalitesiyle bence çok fena puan toplamadı. Zaten bu sezon Puan kayıpları olacak. Yani yukarıdakiler çok fazla puan kaybedeceği için bu yarış devam eder. Yani Trabzonspor açısından son olarak şunu söylerim. Kadro tamam. Bir ara var. Daha sonra Dünya Kupası arası gelecek. O süreçler Trabzonspor'un gidişatını belirler.